Merhaba Evde Hobi izleyicileri. Bugün sizlerle beraber motifimizin yapımına devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Sizlerden ricam, eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız birinci video ve ikinci videonun linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Biz şimdi üçüncü videoyu çalışacağımız için taç yaprağımızın çevresini dolaşacağız. Bu yüzden üçüncü videomuz oluyor. Kanalıma abone değilseniz eğer lütfen abone olup mesaj bırakabilirsiniz. O güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Paylaş bölümünden de dilediğiniz ortamda bizim videolarımızı paylaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi adım adım ilerliyoruz ve mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum sizler için videomuzu. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan da bizleri takip etmek isterseniz eğer Instagram'daki sayfalarımızın birinin adı Hobi Yorum, diğerinin ismi ise Evde Hobi YouTube arkadaşlar. Bize oralardan da ulaşabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, taç yaprağımızdan sonra şuradaki bölümü oluşturacağız sizlerle beraber. Bakın taç yaprağın etrafına. Dilerseniz battaniyenizin ya da kullanabileceğiniz kırlentin üzerine ya da herhangi bir örgünüzün üstüne aplik olarak çalışacaksanız buradaki rengi farklı renkte de çalışmanız mümkün arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum bu bölümü çalışacağımızı. Bu bölüm iki aşamadan oluşuyor. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi İpimizi şöyle bir ilmek şeklinde hazırlayalım. Bu ilmeğimizi hazırladıktan sonra örgümüzün hemen ön yüzü değil, arka yüzünü çeviriyoruz ve şuradaki taç yaprakların bakın başlangıç noktası, hani 5 zincir çekip 3 zincirle yükseldiğimiz alan vardı biliyorsunuz. Oradan herhangi birisinin tepesine şöyle gelip burayı bir kilitliyoruz arkadaşlar. Bakın. Kitledik. Kitledikten sonra şuradaki uzun ipinizi hem saklayabilir hem de bu şekilde zincirlerinizi çekebilirsiniz. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Bir, bakın bu arada saklıyorum ipimi. Şöyle göstermek istiyorum. Bir o tarafa bir bu tarafa attıracağım ipimi. İkinci zincirim. Şöyle tekrardan bu tarafa atıyorum. Üçüncü, bu tarafa atıyorum. Bakın. Dördüncü. Dört zincirden sonra yeterli olacak. Ve beşinci zincir. Toplamda beş zincir çekiyorum. Ve burada biliyorsunuz 12 adet. Şöyle göstereyim. 12 adet ikili trabzan çalışmıştık. 12 adet ikili trabzanın hemen altıncısının tepesine şöyle gelip bir sık iğne çalışıyorsunuz. Şimdi ben bunu sürekli çalıştığımdan dolayı artık ezberledim yerlerini. O yüzden sizler ilk birkaç motifte illaki saymaya gayret edin. Daha sonra bakın 5 zincir çektikten sonra 6.'nın tepesine geldim. Sık iğnemi kilitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekerek geliyorum bu sefer bu 3 zincir çekip de tepe noktasının olduğu alana. Buraya da bir sık iğne çalışıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi beşli ve yedili grubumuz oluşacak. Beşli gruplarımız muhakkak motifimizin şuradaki başlangıç 3 zincir çektiğimiz alanda olacak. 7 zincirlik alanlar ise buradan buraya aktarılan bölümde olacak. Tekrardan başlangıç noktasına geldiğim için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geliyorum 6. ikili trabzanımın tepesine bir sık iğne çalışıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekerek taç yaprağımın başına geliyorum şu şekilde. Bu sıramız komple bu şekilde geçecek arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Taç yaprağımızın 6. ikili trabzanının tepesi. Bir sık iğne. 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taç yaprağımızın diğer ucu.
Umarım burada bir sorun çıkmayacaktır. Bakın şöyle gözükecek. Bir sürü zincirlerimiz olacak. Yedililer, beşliler, yedililer, beşliler diye. Şimdi hızlı bir şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Son bağlantı yerinde sizinle beraber yapmak istiyorum. Zaten şurası beşli zincir çektiğimiz ilk başlangıç noktamız. Örgümüzün gelişine göre 7 zincir çektiğimiz alandayız. Hemen 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Geliyorum ilk başlangıç noktamızın olduğu yere şu şekil kitliyorum arkadaşlar. Bakın sık iğne değil. Sadece yaptığım işlem oraya kitlemek. Şimdi örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Bu arada ipim arka tarafta kalacak. Şu şekilde. O yüzden şu şekilde yapıyorum. Şimdi böyle tuttuğum andan itibaren örgümü bakın. Şurada karşıma çıkan yani tığımın sol tarafında kalan 7 zincirlik alan var biliyorsunuz. Bu 7 zincirlik alanla benim işim olmadığı için şöyle işaret parmağımla sıkıştırıyorum. Şuradaki 5 zincirlik alana geleceğim. Hemen yapacağım işlem orayı atladıktan sonra şuradaki alana gelip bir sık iğne çalışması yapmam gerekiyor. Ve böylelikle 7 zincir çekeceğim yer şöyle bir kulak oluşturacak. Bu bizim bir sonraki sıralarımız için tabanı oluşturacağından dolayı örerken muhakkak bu kulakları kesinlikle örgünüzün içine katmıyorsunuz arkadaşlar. En çok dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi bu. Şimdi bir sık iğne çalıştıktan sonra hemen ikili trabzanlara geçeceğim. Burası zaten benim 5 zincir çekmiş olduğum alan. O yüzden bunu bir olarak kabul ediyorum. Bakın ikili trabzan çalışıyorum. Bunu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ise hemen buradaki yani çalıştığım alana sık iğne çalışması. Bakın göstereceğim şimdi biraz daha net olacak. Şuradaki alan zaten benim 5 zincirlik alanım. Sık iğne ile başladığımı sık iğne ile tamamladım. Toplamda 12 tane. Aralardakiler 2 zincir. Şimdi yapacağım işlem gene 7 zincirlik alanı boş bırakıp bakın şuradaki alanı boş bırakıp 5 zincirlik alana atlıyorum arkadaşlar. Bakın hemen arka tarafa düşüyor zaten. Hemen şöyle bir sık iğne çalışıyorum. Kontrol ediyorum. Bakın burada duruyor. Bir diyorum. İkili trabzanlara başlıyorum. Hemen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. aynı noktaya bir sık iğne. Bakın. Böylece ne olmuş oluyor? Şu arkadaki kulaklar bakın kalmış oluyor. Ön tarafa taç yaprakları şu şekilde birbirinin üstüne gelmiş oluyor. Arkadaki taç yaprakların arkasında kalan 7 zincirlik alanda bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bakın her geçişin arasında bu var. Şimdi şöyle biraz daha göstermek istiyorum. Geçiş alanını tekrardan tekrarlayalım. Zaten ondan sonrası sadece sık iğne ve trabzanlarımızdan oluşuyor. Bunu bu tarafa alırsınız ön tarafa düşeceği için muhakkak ipinizin arkasında kalsın şu kulakçıklar. Şöyle geliyorum bakın 5 zincirlik alana yaptığım işlem sadece bir sık iğne çalışması. Sık iğne ile beraber bu arka tarafı düşüyor zaten. Daha sonrasında sık iğnenin devamında ikili trabzanlarımla sıramı bitiriyorum. Dilerseniz sizler
kendi başınıza tamamladıktan sonra tekrar son bölümde sizlerle görüşelim. Evet arkadaşlar, son bölüme geldik. 7 zincirlik alanı atlıyoruz. Zaten şurada 5 zincirlik alanımızdaydık. Şuradaki fazla olan ipimizi de hemen saklayacağız. Bu arada temiz iş çıkartalım diye hemen şöyle bir sık iğne çalışıyorum ve arkasından ikili trabzanlarım için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. sık iğnem biliyorsunuz. Şimdi burada biz sık iğne ile başlamıştık biliyorsunuz. Diğer sık iğnem de şurada duruyordu. Oradan hemen şöyle bu arayı kitleyebilmek için bakın. Bir daha göstermek istiyorum. Yan tarafı atlıyorum. Ve bir ilmek çekip orayı sık iğne değil de ilmek atlatma tekniğiyle kitleyip bir zincir çekiyorum. Ve hemen ne yapıyorum? Ve hemen kontrol etmek istiyorum. Şuradaki başlangıç noktamdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen arka taraftaki kulakçıkları da aynı şekilde kontrol etmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Böylelikle ne olmuş oluyor? Motifimin 3. videosu bitmiş oluyor. 4. videoya sizleri bekliyorum. Hepimize kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.